Türkiye ekonomisi çok büyük bir kriz içinde ve bu kriz içinde debelenmeye devam ediyor. Ve tabii bu krizin de bedeline Türkiye'de geniş kesimler katlanıyor. Emekçiler, kadınlar, çocuklar, gençler katlanıyor. Türkiye halkları katlanıyor. Peki bu krizin en temel nedenlerinden biri nedir diye bakarsanız ekonomi yönetiminin aslında başarısızlığı. Çünkü ekonomik krizi aşmak için siyasi krizi de aşmanız gerekiyor. Toplumsal krizleri aşmanız gerekiyor. Toplumun sorunlarına doğru yaklaşıp toplumla beraber sağlıklı ekonomi politikaları üretmek gerekiyor. Oysa baktığımız zaman AKP iktidarları dönemi 22 yıldır hep sermayeden yana tercihte bulunmuş bir iktidar var. Zaten bunun sonucunda da Türkiye'de gelir dağılımı ve servet dağılımı aşırı derecede bozulmuş durumdadır. Bugün baktığımızda Şimşek'le beraber aslında Türkiye'de bu ekonomik krizi aşmak adına bildiğimiz IMF politikaları uygulanıyor. Şu anki kriz 2001'de ya da 94'te yaşadığımız krizden daha büyüktür. Neden? Çünkü süreklileşmiştir ve yapısal olarak aslında ekonomiyi düzeltecek bütün mekanizmaları tahrip etmiştir. Dolayısıyla şu anda ekonomiyi neyle düzelteceksiniz diye baktığınızda mesela vergi sistemiyle düzeltirsiniz. Vergi düzeni, vergi yapısı o kadar tahrip edilmiştir ki Mehmet Şimşek mesela yeni vergiler salıyor, yeni vergiler getiriyor. Bu yeni vergilerle mevcut yapı daha da bozulacak. Günlük yaşamımızı etkileyen şeylere baktığımızda ekonomide bir kriz varsa günlük yaşamımızda da toplumsal kriz vardır. Şimdi bu toplumsal kriz dediğiniz şey de her hanenin içinde, her sokakta, her mahallede, her iş yerinde yaşanan krizlerdir. Dolayısıyla ekonominin genelinde bir kriz olduğunda iş yerinde bu tabii ki ücretlere yansır, tabii ki işsizliğe yansır. Evin içinde çocuğun eğitim hakkına yansır, o çocuğun okula gidip gidememesine yansır. Evin içine baktığınızda tencereye yansır. Dolayısıyla aşa yansır, ekmeğe yansır, sofranızdaki koyduğunuz o ürünlere yansır. Çocuğunuzu nasıl besleyeceğinize yansır. Mahalleye yansır. Dolayısıyla günlük hayatın her noktasına sirayet edecek, değecek bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa televizyonlarda gördüğümüz günlük geçen o rakamlar makro ekonomiye dair göstergelerdir. Fakat dönüp baktığınızda bütçe açığını kapatmak için istihdamda emekli çalışanlara %5 desteği kesiyorum dediğinizde 4 milyon emekli mecbur olduğu için çalışmaya devam ederken işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla evin içine o kriz işte işsiz olarak o kapıdan içeri girdiğiniz anda zaten yansır. Dolayısıyla günlük hayata bu yansıması ister istemez toplum içinde gerilimleri de arttırır. Şimdi dolayısıyla da günlük hayatımıza yoksulluk, açlık, işsizlik olarak yansıyan bu şeylerin arka planında yatan işte o makroekonomik krizlerdir. Ekonominin iyi yönetilememesidir. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Belirleyici birinci faktör budur. Yani bunu söylerken sadece son bir yıla bakarak söylemiyorum. 50 yıla bakarak söylüyorum. 40 yıla bakarak. AKP'nin iktidar olduğu 22 yıla bakarak. 25 yıllık tecrite bakarak söylüyorum. Dolayısıyla ekonomideki bugünkü durum birikimli olarak ortaya çıkan bir durum. Dolayısıyla da biz 50 yıllık bir perspektiften ekonomiye bakarsak 50 yıl boyunca siyasi stratejideki hatanın birikimli sonuçlarıdır bu. Bugün günü kurtarma çabasıdır Şimşek'in politikaları. Hazine ve Maliye Bakanı bugünü önümüzdeki bir yılı kurtarıp iktidarın geçici beka sorununu çözmeye çalışıyor. Ama birikimli olarak bakarsak ekonomideki sorunların biricik nedeni Kürt meselesinin demokratik çözüm yerine militarist yöntemlerle çözümsüzlüğe mahkum edilmesidir. Bu ekonominin krizinin birincil başat sorunudur. 50 yıldır Türkiye'nin yakasını bırakmayan, yapışmış olan en temel kronik sorun nedir? Aslında Türkiye'nin çözümsüz bıraktığı Kürt sorunudur. Oysa Kürt barışı, Kürt halkının demokratik haklarının sağlanması, hem Başur'da hem Kuzey Doğu Suriye'de statü meselelerinin çözümü, Orta Doğu barışına katkı yapmak kalıcı çözümün biricik adresidir.
Türkiye bunu elinin tersiyle itiyor. Bütün iktidarlar, başta da AKP, hele hele son dönemde itiyor ve tam tersine bir yolda giderek sanıyor ki bu krizlerin hepsini aşabilecek. 50 yıldır bakıyoruz, tam tersine krizler daha da derinleşmiş. Peki neden itiyor? Çünkü kurulmuş aklın o kendini hapsetmiş olduğu bir misak-ı milli anlayışı var. Ve bu politikanın günümüzdeki yansıması özellikle bir emperyal akılla yayılmacı politikalara dayalı. Ulaşmak bu sayede o kendilerince çizmiş oldukları misak-ı milli sınırları içinde kalıcı olarak hem ekonomik krizlerini hem siyasi krizlerini çözmek. Bu mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı, bu tarihe aykırı, bu yaşamın en temel dinamiklerine aykırı. Siz binlerce, on binlerce yıllık var olmuş bir kültürün, bir tarihin üzerinde bir emperyal akılla hareket etmeye çalışıyorsunuz. Bunun mümkün olmadığını zaten tarihte 1900'lerin başına baktığımızda o iddiatçı aklın kurguladığı meselede görüyoruz. Mümkün olamamış. Mümkün olmasının da olanakları zaten hiçbir zaman bu tarih sahnesinde ya da bu coğrafi zeminde söz konusu olamamış. Yani dönüp baktığınızda bütün tarih bize bunu öğretmiş. Tarihten bu dersi çıkarmak yerine tarihin tersine hareket eden bir zihin tabii ki her zaman başarısızlığa mahkumdur. Nitekim de böyle bir şeyi yaşıyoruz. Oysa bugün mesela Kerkük'ten başlayın, Kerkük sorunu, Musul sorunu diye dile gelen, bugün Suriye'de yaşanan meselelere bakın, bunların bütün tarihi bize aslında çözümün nerede saklı olduğunu bir şekilde gösteriyor. Çözümü Kürt halkıyla beraber var edilecek olan aslında sistemdedir, rejimdedir. Bunun başka bir çözümü yoktur. Bundan yaklaşık 5 yıl önce SIPRI, uluslararası işte bu silahlanma harcamalarının istatistiklerini takip eden bir kurum, SIPRI'nin 5 yıl önce açıkladığı rakam Türkiye'nin son 40 yılda 3 trilyon dolar buraya harcadığını, silahlanmaya ve bu savaşa harcadığını gösteriyordu. Şimdi bu rakamın 4,5 trilyon dolara kadar çıktığını söyleyen çalışmalar da var. Yani 5 yıl önce 3 trilyon dolarla bugünkü rakamlara baktığımızda bunun 4 trilyon dolar civarında olduğu bir rakamdan söz edebiliriz. Yeni verilerle beraber gelinen nokta bu. Yaklaşık yani 40 yılda 4 trilyon dolar harcanmış. Çok büyük bir rakam bu. Dolayısıyla bu rakam buraya gitmeseydi bugün bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir Orta Doğu olabilirdi. Yani işte biraz önce bahsettiğim o siyasi ve ekonomik krizi Kürt barışı üzerinden çözmekle savaşta ısrar etmenin farkı ekonomik olarak bile bize 4 trilyon dolarlık bir kaynağı gösteriyor. Bu tabii harcanan mutlak rakamlar. Bunun etkisi olarak baktığımızda, çünkü ekonomide bir harcama yaptığınızda bunun çevresel etkileri vardır. Bu etkilerle baktığımızda bu tabii ki çok daha devasa bir büyüklüğe karşılık gelir ki Türkiye bunca yıldır yaşadığı ekonomik krizin bir kaynağını tabii ki burada görüyor. Kaldı ki bunu bizzat Erdoğan'ın ifadelerinde de buluyoruz. Erdoğan diyordu yılda bu kadar parayı, 30 milyar doları biz bu işe harcayacağımıza bunu ekonomiye kazandırırız ve ekonomiyi daha sağlıklı bir hale getiririz. Bunu söylediği dönem çözüm dönemiydi. Çözüm sürecinde bunu söyleyen Erdoğan bugün 30 milyar doları yaklaşık yılda 40 milyar dolara çıkardı. Yani militarist harcamalara, askeri harcamalara, silah harcamalara devam etti. Hatta çıktı dedi ki insanlara, bu hiç unutulmayan bir şey, bir mermi kaç para siz biliyor musunuz? Yani ben mermiye, silaha, tanka, topa, helikoptere, her şeye, İHA'ya, SİHA'ya para harcayacağım. Ve bu parayı harcarken de bunun kaynağını aslında buldum. O da nedir? Senin ekmeğindir. Dolayısıyla ben senin ekmeğinin bir kısmını alacağım, bunu silaha vereceğim. Şimdi bu bir kısmını almak, başında aldığı ekmeğin çeyreğiydi, sonra ekmeğin yarısı gitti, sonra ekmeğin çok büyük bir kısmı kaldı, şimdi insanların elinde ekmeğin çeyrek kısmı kaldı. Böyle devam ederse sofrada hiç ekmek kalmayacak.
yaptılar. Bakın 2013-15 aralığı çok önemli bir tarihsel kesit veriyor. Herkese aslında ders niteliğinde. İmralı'da görüşmeler sürerken, Sayın Öcalan'la görüşmeler sürerken çözümün kapıları açılmaya başlanmışken ki ekonomiye bakın, beklentilere bakın ve bugünkü halinize bakın. O gün çıkıp şu hesaplanıyordu Türkiye'de. Kişi başına gelir 100. yıla geldiğimizde 25 bin dolar olacak deniyordu. Bugün yalan rakamlarla bunun yarısındalar. Sırf Türkiye'yi değil, Orta Doğu'yu kurtarabilir. Yani çünkü bakın bugün bunun bu kadar iddialı dile getirmemizin nedeni şu. Bunun dışında bir çözüm varsa konuşalım. Kimse bunun dışında bir çözüm üretmiyor. Ürettikleri tek şey silah. Ürettikleri tek şey savaş. Ürettikleri tek şey yıkım. İşte sabah akşam bu parlamentoda Filistinlilerin katledilmesine, soykırıma uğramasına dair mesela tepkiler oluşuyor. Fakat burada İsrail bu soykırımı yapıyorsa, bu soykırıma neden oluyorsa Orta Doğu halklarının birlikte yaşamasına dair bir çözüm üretilmemediğinden dolayıdır. Peki Filistin bu çözümü bunca yıl üretebildi mi? Filistin de mesela üretemedi. Mesela Filistin'in içinden böyle bir paradigma çıkmadı ya da dünyanın bütün çatışmalı bölgelerine baktığımızda bu anlamda bir ideolojik anlamda, fikri anlamda bir çözüm üretilmediğini görüyoruz. Osman Kavala'nın yargılandığı mesele de bu hukuk garabetinden kaynaklı bir şey. Yani dedim ya tecritin olduğu bir ülkede bu tür davalar karşımıza çıkıyor. Çünkü bir hukuk sisteminden bahsedilemiyor. Şimdi özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bundan birkaç ay önce açıklamasında ekonomideki bu istikrarı sağlamanın yolunun yabancı kaynakların girmesine bağlı olduğunu söyledi. Şimdi ülkeye sıcak para dediğimiz bir kaynak girişi oluyor. Bu bir nefes aldırıyor. Fakat bu sıcak para geldiği gibi de gider. Giderken de ne var ne yok her şeyi toplar gider. Dolayısıyla yıkımı büyük olur. Şimdilik bu sıcak paraya yani denize düştükleri için bu yılana sarıldılar. Şimdi bu yılanı uzun süre ellerinde tutmak istedikleri için de hani bakın biz sizlerin kriterlerine göre de adım atıyoruz senaryosunu biraz hayata geçirmek istiyorlar. Fakat burada da tabii bu meseleleri bir hukuk anlayışı içinde hatta Avrupa dediğiniz için söyleyeyim bir Kopenhag kriterleri içinde hayata geçirmiyorlar. Yine burada o onların klasik takiyeci anlayışlarıyla bu tür adımlar atıyormuş gibi görünür. Bu kaynak girişinin önünü açmak, yabancı sermaye girişinin önünü açmak gibi deyim yerindeyse bir anlayışı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu mümkün mü? Çok mümkün değil. Yani kendini akıllı, el alemi aptal sanmak kabul edilebilir bir şey değil. Bütün Avrupa, bütün dünya, Türkiye olan biteni izliyor, biliyor zaten. Yani dolayısıyla bu tür adımlarla ekonomide kalıcı çözümler üretmek çok mümkün değil. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu hamlesi, yani sıcak para hamlesi çok çok riskli bir hamledir. O kadar riskli bir hamledir ki özellikle 2001 krizini bu anlamıyla hatırlamak gerekir. 2001 krizinin en yıkıcı etkisi bu sıcak para transferinde olmuştur. Sıcak paranın geri gitmesiyle beraber çok dramatik bir ekonomik çöküş yaşanmıştır.